Evet Babeller, şimdi ekstremum noktalarına 5. ünitemize devam ediyorum. 4 numaralı köşe taşından devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki ilk sorumuz, fonksiyonunun yerel minimum noktasının apsisi kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi yerel minimum noktaları neydi arkadaşlarım? Daha doğrusu yerel ekstremum noktaları neydi? Bir kere türevini alıyorsunuz verilen fonksiyonun. Bunun türevini sıfıra eşitlediğinizde bulduğunuz noktalar kökler ekstremum noktalarıydı. O zaman bir türevini alalım bunun. 4 başa geldi, 4'ler gitti, x küp kaldı burada. 3 başa geldi, 3'ler gitti, eksi 2x kare kaldı. Şimdi bu türevi sıfır yapan noktalara biz ekstremum noktaları diyoruz. Hemen bunu bir sıfıra eşitleyelim o zaman biz kardeşler. Şöyle x kare parantezinde x eksi 2 eşittir 0 oldu. Köklerimiz bir 0, bir de 2 çıktı arkadaşlarım. Şimdi bunu da tabloda gösterelim şöyle hemen. Köklerden biri 0, biri 2. Fakat sıfıra dikkat edin, çift katlı kök. Ve çift katlı kökte ne yoktu? Ekstremum noktası yoktu. Yani 0 cevap değil bir kere arkadaşım. Çift katlı kökte ekstremum yok. Çünkü işaret değişmiyordu burada. Peki biz yine de devam edelim. Aslında bulduk cevabı da. Yine de devam edelim. 2'yi bulduk. Şöyle yapıyorum. Artı, eksi, eksi. Şimdi burada azalıyor. Azalıyor, şurada artıyor. Bakın grafik şöyle. Şöyle bir grafik oldu arkadaşlarım. Tam şu 2 noktasına geldiğinde şurada bir yukarıya doğru dönme işlemi yapıyor ki çukurluk oluştu burada kardeşim. İşte buradaki nokta bizim minimum noktamızdır. Minimum noktasının apsisi de 2 geldi dostlar. Geçtim 2 numaralı soruya. Diyor ki fonksiyonun kaç farklı ekstremum noktası vardır diye bir soru sormuş. Yani türevini sıfır yapan kaç tane değer vardır diye soruyor bize. Hemen türevini bulalım. F'in türevi eşittir. 3 başa düştü 3x kare. 2 başa düştü 6x artı 3 geldi. Hemen sıfır yapıyorum bunu. 3'e bölelim her tarafı. X kare artı 2x artı 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdım 1, 1 diye. X artı 1'in karesi geldi 0. Yani bunun kökü eksi 1. Ama eksi 1'i tabii ki eksi 1 noktası bunun kökü diye ekstremum noktası olacak diye bir kural yoktu. Çünkü çift katlı bir kök değil mi? Eksi 1 arkadaşlarım. Bakın çift katlı. Çift katlı köklerde ekstremum noktası yoktur. O yüzden bunun hiç ekstremum noktası yoktur dostlar. Burada ne diyor? Yerel minimum değerini bulun diyor. Tamam, yani y'yi soruyor bize arkadaşlarım. Şimdi biz yerel minimum noktasını bulacağız. Yerel minimum noktasının da bize ordinatını soruyor. Ordinatını bulacağız. Şimdi önce yerel minimumunu bir bulalım. Ne yapıyorum? Türevini alıyorum bu keratanın bir kere. Alalım türevini. 12x küp yapar. Artı 48x kare artı 48x yaptı. Bu şimdi bizim türevimiz. Türevi sıfıra eşitlediğimde de ekstremum noktalarının apsislerini buluyorum. Sıfıra eşitledim. Önce bir 12'ye bölelim. X küp artı 4x kare artı 4x eşittir 0 oldu. X parantezine alayım bir de bunu. X kare artı 4x artı 4 eşittir 0 oldu. Yine x parantezinde şunu çarpanlarına ayırırsak x artı 2'nin karesi geldi eşittir 0. Yani köklerimiz bir 0 bir de eksi 2 çıkacak arkadaşlarım. Yalnız eksi 2 ekstremum noktasının apsisi olamaz çünkü çift katlı kök. O zaman benim ekstremum noktam 0 noktasıdır. Yani apsisi 0'dır. Şimdi ordinatını bulacağız dostlarım. Ordinatı da nereden bulacağız? Bunu getirip bize verilen fonksiyonda yerine yazacağız dostlarım. Peki x yerine 0 yazarsanız 0, 0, 0 bir tek 36 mı kaldı dostlar? O halde sorumun cevabı 0'a 36 noktasıdır ki değeri de 36'dır diyebiliriz kardeşler. Geldim son soruma. Bakalım bu ne diyor? Fonksiyonunun ekstremum noktası yoktur. Dostum, ekstremum noktasının olmaması için tablonun işaret değiştirmemesi lazım.
işaret değiştiriyorsa ekstremum noktası var. Hatırlayın, ikinci köşe taşında falan yaptık bunu galiba. 2 miydi 3 müydü hatırlamıyorum ama yaptık. Peki ekstremum noktası yoktur diyorsa neymiş o zaman? Bu amcanın ya kökü yok ya da çift katlı kökü var. Peki çift katlı kök olması için delta'nın 0'a eşit olması lazım. Kökün olmaması için de delta'nın 0'dan küçük olması lazım. Demek ki delta küçük eşit 0 olacak ki bunun ekstremum noktası olmayacak arkadaşlarım. Hemen ilk önce bir kere türevini alalım bu keratanın da türevini aldıktan sonra konuşalım. 3x kare artı 2kx artı k'dır bu adamın türevi. Şimdi ne dedim? Bu türev fonksiyonunun deltasının 0'dan küçük olması ya da 0'a eşit olması lazımdır dedik. Hadi delta'yı bulalım. B kare 2k'nın karesi 4k kare yaptı. Eksi 4 çarpı a'mız 3, c'miz k. İşte bunun küçük eşit 0 olması lazım dostum. Peki 4k kare eksi 12k yaptı. 4k kare eksi 12k küçük eşit 0 oldu. 4'e bölelim. K kare eksi 3k küçük eşit 0 oldu. Buradan da k parantezinde yazdığımda k parantezinde k eksi 3 küçük eşit 0, k ya 0 olacak ya da 3 olacak buradan çıkan kökler arkadaşlarım. Hemen şunun da tablosunu inceleyelim. Şurada yapayım tablosunu. 0 ile 3, artı ile başlattım, eksi artı. Şimdi bizden ne istiyor? Küçük eşit 0, yani şu aralığı istiyor. O zaman bizim k değerlerimiz 0 ile 3 aralığındaysa bunun ekstremum noktası yoktur. 0'dan küçük değerler de vardır, 3'ten büyük değerler de vardır. 0 ile 3 aralığındakiler de yoktur ama 0'dan küçük eksi 1 değerinde ekstremum noktası vardır deriz. O yüzden eksi 1 olamaz arkadaşlarım. Pekala. 4 numaralı köşe taşını gömdük. Şimdi 5 numaralı köşe taşındayız. Diyor ki 1 ve 2. soruları buna göre cevaplayınız diyor arkadaşlarım. Her şey gözüküyor mu? Ekranda gözüküyor. Tamam. Diyor ki 1. sorumuz. F'nin türevinin ekstremum noktasının apsisi kaçtır? Şimdi biz F'nin türevini bir yazalım buraya. F'nin türevi şöyle bir şey. 3'ü başa aldım. 3x kare eksi 12x artı 2'dir. F'nin türevi bu. Ama diyor ki bunun ekstremum noktasını bul diyor. Peki biz bir fonksiyonun ekstremum noktasını nasıl buluyoruz? O fonksiyonun bir kere türevini alıyoruz. O bir kere türevini aldığında sıfır yapan değerleri buluyoruz. Şimdi o zaman ben bunun da bir kere türevini alacağım. Yani f'in ikinci türevini alıyorum artık. Peki bu da ne oldu? 6x eksi 12 geldi dostlarım. 6x eksi 12. Bunu da hemen sıfır yapan ifadeyi buldum. 6x eşittir 12, x eşittir 2 çıktı. Gobeller. Bakın bir fonksiyonun ekstremum noktası sorulduğunda o fonksiyon neyse artık türevi miymiş bu? Türevi. Türevinin bir kere daha türevini alacak. Yani artık senin için f fonksiyonu bu oldu. Ben onun bir kere türevini almışım gibi düşünebilirsin. Peki geldim ikinci soruya. Yine bak diyor ki f'nin türevinin yerel minimum değeri nedir? Zaten ekstremum noktası bir tane. İki noktasıydı bu. Apsisi 2 olan nokta da bana değerini soruyor. Yani ordinatını soruyor bu fonksiyonun. Hemen 2'yi nerede yerine yazacağım dostlarım? F'in türevini soruyor ya dostum. O yüzden getirip f'in türevini de yerine yazacağım. Çünkü artık benim fonksiyonum bu oldu. F'in türevi fonksiyonu. Hemen getirip yerine yazıyorum. 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12. 2 yazıyorum. Eksi 24 artı 2 var. Eksi 12. 2 daha. Eksi 10. İşte değeri de 2 noktasının değeri de eksi 10 geldi. Sorumun cevabı Bursa çıktı. Şimdi 3 numaralı soruya bakıyorum kardeş. Bakalım ne diyor. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre fx fonksiyonunu, şimdi bir kere f'in türevini biz bir alalım mı? F'in türevi ne oluyor? Eksi 3 başa düşüyor. F'in türevini aldığımda 3 başa düşüyor. 3'ler gitti. Ne kaldı geriye? X kare. Eksi x kare geldi. Tamam. Bu bir kere birinci türevi olsun bu keratanın. Artı 2x çıktı. Bu.
türevimiz bu. Türevin türevini alalım şimdi bir de. Türevin türevi de eksi 2x artı 2 çıktı kardeşim. Şimdi bana diyor ki fx fonksiyonunun yerel maksimum noktası. Fx'i soruyor arkadaşlarım. Fx neyi soruyorsa bir kere türevini alıp sıfır eşleyecektim. O zaman f'in türevini sıfır eşitliyorum. Eksi x kare artı 2x'i sıfıra eşitledim. X parantezini aldım. Eksi x artı 2 eşittir 0. Kökleri sıfırla 2 çıktı dostlar. Kökler sıfırla 2 ise hemen şöyle tablomuzu da yapalım burada. Sıfırla 2. Eksi ile başlıyorum. Artı eksi. Eksi artı eksi. Neyini soruyordu? Yerel maksimum. Yani şuradaki noktayı soruyor. Yerel maksimum noktasının absisi 2'ymiş kardeşim. Tamam, absisi tutturdu. Peki ordinatını nasıl bulacağım? Fx fonksiyonunu sorduğu için fx'te x gördüğüm yere 2 yazacağım. Hadi yazalım 2'yi. 2 yazarsak eksi 8 bölü 3. 2 yazarsak 4 eksi 1 oldu. Şurası 3 yaptı. 3 kere 3 9. 1 bölü 3 çıktı. Tamamdır. 2'nin karşılığı değeri 1 bölü 3 olduğu için bu şıkkımız doğrudur arkadaşlarım. Bunu geçtim. Geldim 2'ye. F'in türevinin yerel maksimumunu soruyor. O zaman bana F'in türevini sorduğu için türevinin türevini alıp 0'a eşitleyeceğim. Yani eksi 2x artı 2'yi 0'a eşitliyorum. Buradan x eşittir ne çıktı dostum? 1 çıktı değil mi? X'imiz 1. Şimdi yerel maksimum noktasının absisini bulduk biz 1. Hemen getirip bu 1'i nerede yerine yazacağım? F'in türevinde yerine yazacağım. Türevinde x gördüğüm yere 1 yazarsam eksi 1 olur burası. Artı 2'den 1 çıkar. Demek ki 1'e 1 noktasıymış yerel maksimum noktası. Ama bu ne diyor? 1'e eksi 1 bölü 3 diyor. Yanlış o yüzden arkadaşlarım. F'in türevinin, yine türevinin yerel maksimum değeri, az önce bulduk, yerel maksimum değeri 1 çıkmalı dostum. Ama bu eksi 1 bölü 3 diyor. Bu da yanlış. O zaman sadece 1 doğrudur arkadaşlarım diye. Demek ki doğru cevabım Adana'dan geldi Goberler. Evet, 5 numarayı da gömdük. Şimdi hemen 6'yı koyduk önümüze. Bakalım ne diyor. Fonksiyonu diyor, x eşittir eksi 1 absisli noktada ekstremumu olduğuna göre diyor. Şimdi ekstremumu varsa demek ki absis eksi 1 iken nasıl oluyordu ekstremumlar? Bu absis neydi kardeşim? Bir kere türevini alıyorduk. O türevde o absisi yerine yazdığımda 0 yapıyorsa bu ekstremum noktaydı değil mi dostlarım? Şimdi o zaman bir kere türevini alalım bu keratanın. 3x kare eksi 2mx artı 1. İşte bu benim türevim. Ve bu türevi 0 yapan değer, 0 yapan x değeri benim ekstremum noktam. Peki 0 yapan x değeri neymiş? Eksi 1. O zaman eksi 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1 olur 3. Eksi 1 yazarsam artı 2m, bir de artı 1 var. İşte bu 0 yapıyormuş. Peki 4 yapıyor şunlar. 4'ü bu tarafa atalım. 2m eşittir eksi 4. M eşittir eksi 2 çıktı dostum. 1 numaranın cevabı Ceyhan. 2'yi okuyalım. Fonksiyonunun yerel maksimum değeri 5 olduğuna göre diyor. Yerel maksimum değeri 5. Şimdi yerel maksimum ya da yerel minimumu nasıl buluyorum ben kardeş? Bir kere türev alıyorum bu adamda. Türevi alalım. Eksi 2x geliyor türevini aldığımda. Artı 6. İşte eksi 2x artı 6'yı 0 yapan x değeri benim yerel maksimum değerimin absisi olacak. Peki bunu 0 yapan değer kaç çıkıyor dostum? 3. Demek ki benim yerel maksimum noktam absisi 3, değeri ise 5 olan noktaymış. 3'e 5 noktasıymış dostum fx'in maksimum değeri. Yani sonuçta fx'in bir değeri 3'e 5'miş kardeş. O zaman bu nokta bu fonksiyonu sağlayacak. Hemen getirip x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eksi 9 artı 18 artı k. Ve bunun da değeri 5 olacak diyor. Burası ne yaptı? 9. 9'u buraya attım. Eksi 9 oldu. K eşittir 5 eksi 9'dan. Eksi 4 çıktı sorumun cevabı. 3 numaradayız dostum.
M ve N birer gerçel sayı olmak üzere diyor. Tamam. F fonksiyonunun x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2 absisli noktalarda yerel ekstremumu olduğuna göre. Şimdi bu ne demek? Demek ki türevinde eksi 1 de 0 yapıyor. Türevinde 2 de 0 yapıyormuş demek arkadaşlar. O zaman biz bir türevini alalım bu keratanın. Türevi nasıl olur? 3'ü başa alalım hemen. X kare kalır türevinde. Artı 2 a x olur. Artı b. Şimdi bu türevde x yerine eksi 1 yazınca hemen yazıyorum eksi 1'i. Eksi 1 yazarsak 1 eksi 2 a artı b. Bu 0 oluyormuş dostum. Ne yazdık şimdi biz türevinde? 1 yazdık değil mi? Eksi 1 yazdık. Tamam. Böyle bir şey geldi. O zaman şöyle yazıyorum bunu. Ya da böyle dursun. Bir de ne yapalım? 2 yazıyormuşuz kardeşler. 2 yazarsak da diyor. Yine 0'a eşitlenecek. 2 yazalım. 4. 2 yazalım. 4a artı b. Bu da 0 yapıyormuş kardeş. Hemen şimdi bunları birbirinden çıkartalım. 4'ten 1 çıktı 3. 4a'dan eksi 2a çıkarsa 6a. B'den b çıktı 0 olduğu için buraya da 0'ı da yazdım. Demek ki 6a eşittir eksi 3, a eşittir eksi 3 bölü 6. Yani eksi 1 bölü 2 çıktı a. A eksi 1 bölü 2 ise şu üstteki denklemde yerine yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 yazarsam burası 1 olur. 1 daha 2, b eşittir eksi 2 çıktı b'mizde. Bize de ne diyor? A çarpı b'yi bulun diyor dostlar. İkisinin çarpımı bir kere eksi ile eksinin çarpımı artı. İkiler de gitti. 1 kaldı. Sorumuzun cevabı. Denizli'den geldi arkadaşlar sorumuzun cevabı. Şimdi geldim son sorumuza. Hemen bunu da bir gömmeye çalışalım. Yalnız şurada biraz yer açayım ben kendime. Şuraları bir temizleyeyim önce. Şimdi evet son sorudayız dostlar. Bakalım ne diyor son sorumuz. Fonksiyonunun ekstremum noktalarından biri eksi 1'e 5 olduğuna göre diyor. Ekstremum noktalarından biri eksi 1'e 5'miş arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki absisi eksi 1. Yani f'in türevinde eksi 1 koyduğunda yerine 0 yapıyor demek. Bu bir. İkinci bilgi, bu nokta madem ki bu fonksiyonun değerlerinden biri, demek ki f'te de eksi 1 koyduğunda 15 çıkıyormuş demek. Şimdi bu iki bilgiyi bir konuşalım hemen. F'in türevini alalım ilk önce. F'in türevi eşittir. 3 başa düştü 6x kare. 2 başa düştü 2mx. Bir de eksi m. Şimdi burada ben x yerine eksi 1 yazdığımda 0 oluyormuş. Hadi yazalım eksi 1'imizi. Ne oluyor burası? 6 oluyor. Eksi 1 yazarsam eksi 2m eksi n eşittir 0 oluyormuş dostlarım. Bunu bir şuraya hemen bir denklem olarak yazayım. 2m ile eksi n'i bu tarafa atarsam artı geçerler eşittir 6 oldu. Bu birinci denklem. Şimdi bir de ne biliyorduk biz kardeş? 1 yazın eksi 1'i direkt fonksiyonda yerine yazınca da 15 çıkacak. Hemen eksi 1 yazalım. Şurada x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsam eksi 2 gelir. Eksi 1 yazarsam artı m gelir. Eksi 1 yazarsak artı n. Artı 5. Bu da 15'e eşitmiş dostum. Düzenleyelim bunu da. Buradan da m artı n eşittir 10. 12 geldi kardeşim. Şimdi biz buradan hemen istersek m ile n'i bir buluruz. Bulalım hemen m ile n'i. Şunları bir alt alta çıkartırsam direkt çıkartayım. M, n'ler gitti. Eşittir eksi 6 geldi. M'i bulduk. M eşittir eksi 6. Eksi 6'yı da şurada yerine yazdım. Bu tarafa attım. N eşittir de 18 çıktı. M ile n'i de buldum dostum. Bize de diyor ki fx fonksiyonunun yerel minimum değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi buraya kadar anladıysanız kardeşler. Şimdi ben burayı bir sileceğim. M ile n değerini bulduk. Fonksiyonu bir daha baştan yazacağım şimdi. Şuradan hemen fonksiyonun yerel minimum değerini soruyor bize. Şöyle yapsak direkt f'in türevini şuraya kadar bir sileyim de ben şu kısmı bir sileyim. Yerel maksimum ve minimum değerini bulmak için f'in türevi lazım ya. Direkt şurada
M yerine -6'yı yazalım, N yerine 18 yazalım. F'in türevi ne oluyor? M yerine -6 yazarsam şurası 6x kare. -6 yazdım buraya kardeşim. -12x. 18 yazarsam da -18. Bu bizim f'imizin türevi. Şimdi bunu sıfır yapan ifadeyi ekstremum noktası olarak söylüyorduk. Maksimum ya da minimum diye. Hadi bunu sıfır yapan ifadeleri bulalım. 6'ya bölelim hepsini kardeşim. Ne geliyor buradan? X kare -2x -3 eşittir 0 geliyor. 3'e 1. Hatta -3'e 1 diye olsun. Buradan da ne çıkıyor? X eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 geldi. Yani bir eksi 1 bir de 3 değeri çıktı arkadaşlarım. Kökler, yani ekstremum noktalarından birinin apsisi eksi 1. Ki eksi 1 apsisli olduğu zaman neymiş bu? Ekstremum noktalarından biri diyor. Ama bana yerel minimum hangisi diye soruyor kardeşim. O yüzden tablo yapacağım ben burada şimdi. Eksi 1 ile 3'ü yazdım. Artı ile başladım. Eksi artı. Burası artı, burası eksi, burası artı. Şimdi ne yapacaktık buradan da dostum? Hangisini soruyor? Yerel minimum. Minimum değeri şu aşağıdaki çukurluğu oluşturandı 3. 3'ün 3 ekstremum noktalarından yerel minimum noktasının apsisi. Bana da bunun değerini soruyor arkadaşlarım, değerini. O zaman hemen getirip x gördüğüm yere 3 yazıyorum şimdi burada. Şu fonksiyonda 3 yazarsa değerini de bulmuş olurum. 3 yazalım. 3'ün küpü 27. 27 ile 2'nin çarpımı 54. Onu da şurada yapayım ben hatta dostlar ya. Yer lazım bize. Şurada yapalım. Ne demiştik? 3 yazıyorduk. 3'ün küpü 27. 2 ile çarptık. 54. M'yi ne bulmuştuk biz az önce? M'yi ne bulduk M'yi? 6 mı bulmuştuk? Eksi 6 mıydı? Neydi? Tam hatırlamıyorum arkadaşlarım. Keşke az öncekini silmeseydik. Eksi 6 idi M. Eksi 6 yazalım buraya. Eksi 6 çarpı 3'ün karesi 9. 6 ile 9'un çarpımı 54. Eksi 54 buradan geldi. N'i 18 bulmuştuk arkadaşlarım. Eksi 18 oldu. Eksi 18 ile 3'ün çarpımı eksi 54. Bir de artı 5 geliyor. Şunlar gitti. Eksi 54 artı 5 eksi 49 yaptı. Cevabım Edirne'den çıktı dostlar. Evet, bu videoda da bu 3 köşe taşını gömmüş olalım kardeşlerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dilerim. Hadi kolay gelsin.